Sayın seyirciler, 6 Şubat depremlerinin merkezi olan Kahramanmaraş'ta da Ramazan heyecanı yaşanıyor. Oradaki Ramazan atmosferini almak için kameralarımızı Kahramanmaraş'a çevirelim ve sözü Diyanet TV haber muhabiri Mete Karabaca ve konuğuna bırakalım. Evet, Fatih Şahin 11 ayın sultanı, Ramazan ayının ikinci gününde 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'tayız. Tabii ki bölgede Türkiye Diyanet Vakfı'nın ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın il müftülükleriyle birlikte iftar çalışmaları devam ediyor. 11 ilde çalışmalar devam ediyor. Bölgeye 5 mobil ikram aracı gönderildi ve Kahramanmaraş özelinde de çalışmalar devam ediyor. Ramazan'ın maneviyatı büyük bir huşuyla yaşanıyor. Aslında ki buradaki çalışmaları yakinen takip eden bir isim yanımıza, Hatay İl Müftüsü Abdurrahman Kotan. Özellikle ona da dönmek istiyorum. Tabii ki yayınımıza hoş geldiniz efendim. Türkiye Diyanet Vakfı'nın ve Diyanet İşleri Başkanı'nın bölgede çalışmaları devam ediyor. Hatay İl Müftülüğü'nün çalışmaları devam ediyor. Sizin de tabii ki Kahramanmaraş'ta çalışmalar devam ediyor. Özellikle bu bölgeye ilişkin neler söylersiniz, sizden alalım lütfen. Evet. Öncelikle tüm izleyicilerimizin Ramazanlarını tebrik ediyoruz. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde güzel bir Ramazan geçirebilmeyi nasip eylesin inşallah. Sonrasında Kahramanmaraş'ımız elhamdülillah milli ve manevi değerler açısından hassasiyeti yüksek olan bir şehrimiz. Şu anda inanın Ramazan başladı ama oruç tutan şehir rolüne, statüsüne bürünmüş durumda. Tabii depremden çıkmış olmanın vermiş olduğu bir etki var ama elhamdülillah kısa süre içerisinde bu hali de kendi üzerinden atmaktadır Kahramanmaraş'ımız. Kahramanmaraş'ta Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezimiz koordinasyonunda 6 yerde, 6 ilçede, Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Afşin, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu ilçelerimizde iftar çadırları açmış durumdayız ve yaklaşık 3800 kişiye günlük iftar ikramında bulunuyoruz. Bu iftar çadırlarının ötesinde mobil ikram aracımız var. Bu mobil ikram aracımızla her gün bir camimizde teravih namazı çıkışında tatlı ve çay ikramımız olmak üzere Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimize ikramda bulunmaya çalışıp Ramazanlarını inşallah şenlendirmeye ve muhabbetlendirmeye çalışıyoruz. Yine Kahramanmaraş'ımızda 7 camide hatimle teravih namazı kılınacak. Bu noktada tabii özel bu hatimle teravihi takip eden vatandaşlarımız var. Elhamdülillah onların da isteklerine ve taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Maraş'ımızda 51 adet konteyner kentimiz var. Bu 51 adet konteyner kentimizin tamamı, tüm Kur'an kurslarımız ve tüm camilerimizde mukabele okunmaktadır. Ve şu anda Kahramanmaraş'ımızın 11 ilçesi dahil, köy ve mezralar dahil olmak üzere elhamdülillah vatandaşlarımızın olduğu her mekanda teravih namazı kıldırabilecek şekilde bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Hocalarımızı görevlendirmiş durumdayız. Dolayısıyla elhamdülillah o noktada da hiçbir sıkıntımız yok. Hizmetlerimiz güzel bir şekilde devam etmekte. Kur'an kurslarımız var. Kur'an kurslarımızda Ramazan bilincini ve şuurunu artırma adına Ramazan köşeleri oluşturuldu. Çocuklarımız, bu hafızlarımız, 4-6 yaş yetişkin talebelerimiz hepsi bir şekilde Ramazan'ı canlı, şuurlu ve bilinçli bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar. Özellikle depremde vefat eden kardeşlerimiz var ve depremde birinci derecede yakını vefat eden kardeşlerimiz var. İnşallah o kardeşlerimizle bir iftar programı düzenleyeceğiz ve onlarla beraber yine bir hasbihal kapsamında bir araya gelip acılarını dindirmeye, en azından bir yeniden bir taziye başsağlığı dileklerimizi kendilerine iletip hep bir ve beraber olduğumuzu, her zaman onların yanlarında bulunduğumuzu onlara inşallah hissettirmeye çalışacağız. Bunun ötesinde malumunuz Kahramanmaraş depremli merkezlerde çok sayıda camimiz orta hasarlı, ağır hasarlı veya yıkıldı. Bu camilerimizin inşası, imarı, tadilat, tamirat, onarımı için şehrimizdeki STK'lar, ayrıca sanayici ve iş adamlarımızla beraber bir istişare programı ayarlıyoruz. Bir iftar programı ayarlıyoruz. İnşallah bu programda da bu camilerimizin inşası ve imarı için, özellikle Maraş yöresine ait bir mimariyle inşa edilecek camilerimizi hayır sahiplerimize sponsor marifetiyle inşallah dağıtmaya ve oralarda yaptırmaya çalışacağız inşallah. Hocam, canlı yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Özellikle tabii ki Türkiye Diyanet Vakfı'nın burada aktif çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş Müftüsü Abdurrahman Kotan
Volkan canlı yayın konuğumuzdu. Özellikle Kahramanmaraş özelinde Ramazan ayında yapılan faaliyetlere ilişkinde önemli bilgiler verdi. Önümüzdeki saat diliminde saatler 18.46'yı gösterdiğinde Kahramanmaraş'ta iftarlar açılacak, dualar edilecek diyelim ve sözü Kahramanmaraş'tan Ankara'ya bırakalım. Teşekkür ediyoruz Mete, sana ve konuğuna.